Tamam ama yani futbol federasyonu konusunda konuşursak yani hakkını yemeyelim. Gerçekten futbol federasyonu şu anda e, bu girişimlerde e, oldukça iyi gidiyor. E, ve e, en son e, yapılan 5 Kasım'da yapılan e, Zürih'te yapılan e, o provisional agreement dediğimiz geçici anlaşmada e, varılan mutabakat gereği e, her iki federasyonda da gerek e, Rum tarafında KOP'ta gerek Türk tarafında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda e, kulüpler bu provisional agreement'i onayladı. Evet. Ve onayladıklarını da bildirdiler hem UEFA'ya hem FIFA'ya. 29 FIFA Kasım tarihinde Dolayısıyla bildirildi. e, 3 Kasım'da Avrupa Konseyi'nde Paris'te ben bu toplantıya katıldım. E, 4 ve 5 pardon 3, 3, Aralık'ta 4 ve 5 Aralık'ta da Brezilya'da FIFA toplandı biliyorsunuz. Doğru. Ve oradan, evet, kuralar çekildi. oradan Blatter'in gönderdiği mesajda e, çok güzel şeyler var. Şimdi benim telefonumda hatta var o mesaj. Ee, orada diyor ki e, bu kabulden sonra yani iki tarafın kabulünden sonra e, önümüzdeki süreçte bu e, önümüzdeki yıldan başlamak üzere Kıbrıs Türk Futbol takımlarını takımlarının e, adada e, birbirleriyle e, maçlar yaptıklarını ve dünya e, ülkeleriyle de oynadıklarını e, göreceğiz. Ve önümüzdeki yıldan itibaren diyor hocam. Önümüzdeki yıldan itibaren. Güzel. Yani bu süreç başlamıştır bu an, anlamda. Yani e, burada artık iki tarafın federasyonları bunu onayladığı noktada şimdi kurulması gereken bir steering komite vardır. Bir de e, takip komitesi, çalışma komitesi vardır. Steering komite dediğimizde e, dörder tane Kıbrıslı Türk ve Rum bu, yer konuda, bu konuda ben çok heyecanlıyım. Bir spor yöneticisi olarak, bir eğitimci olarak çok heyecanlıyım. Ve işte bu e, girmeyeceğim ambargolar ve kısıtlama olayını hocam yeni vakti çalmayacağım. Bırakacağım sözlerinizi tamamlayasınız ama e, nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Ee, yani iyi yani... bir gelişmedir bu çok iyi bir gelişmedir. Ve e, bizim e, hem gençlerimizin hem de spor yapan, futbol oynayan bütün e, yetişkin insanlarımızın... E, Dünyaya açılan bir e, penceresidir bu. Ve tabi bu Anladım bu hocam. spor yapma anlamında böyle. Ama onun dışında e, bizlerin e, özellikle e, Kıbrıslı Türklerin e, gerek başka alanlarda sanat, spor, müzik diğer alanlarda. Uluslararası alanda temsiliyeti söz konusu olacak. Evet gerekse de siyasi açılımlara da birer örnek olabilecek bir. Noktadır diye düşünüyorum. Ve buradan dalayım. Haftaya, tekrar haftaya şeye. program konuğumuz belli oldu. Haftaya açalım. Evet. Şimdi konulardan bir tanesi de e, o 3-4 Aralık'ta Paris'te katıldığım konulardan biri de e, eğitimde kalitenin e, artırılması ve eğitimde kaliteli yönetimin geliştirilmesi konusunda Güzel. Avrupa'da da e, birçok e, ülkenin e, gündeme taşıdığı ve Avrupa Konseyi'nin buralarda tavsiye kararları aldığı bir toplantıdır. Ve bu toplantının tekrar devamı Ocağın 27'sinde toplanacak genel kurulda e, komitede e, görüşülecek ve genel kurula aktarılacak bu rapor. E, raporun e, raportörü e, İtalyan Sosyalist Grup üyesi e, Paola Corsini'ydi. Gayet güzel bir rapor e, taslağı var şu anda hazırlanan ve tartışılan. Nelerden bahsediyor tabi bu raporda? E, hangi konu başlıklarını alırsak? Bir özellikle öğrenme e, çıktıları e, biraz önce konuştuğumuz konuyla bağlantı onun için açmak istedim. Yani PISA neyi ölçer demiştik PISA testleri. E, öğrenmenin o okuldaki öğrenmenin çıktılarının e, yaşamda gerçekten bir değer bulup bulmadığı konusudur. Yoksa e, amaç bir kağıt alıp, e, diploma alıp yani e, ya da karne alıp, e, buradaki notlarınızı görüp bir sonraki hiyerarşik basamağa geçmek midir? Ama orada ne öğrendiysen artık o orada kalmış mıdır? E, yoksa o bilgiler dağarcığımıza, bilgi dağarcığı olarak e, girmiş midir? Ve bunları bir de kullanabiliyor muyuz? Çünkü bilgiyi bilmek başka bir şeydir. Bildiğimiz bilgiyi yaşamda kullanmak başka bir şeydir. Bildiğimiz bilgiyi yaşamda kullanarak yeni bilgiler üretmek bambaşka bir şeydir. İşte biz bunları eğitim sistemimizden geçen öğrencilerimize özellikle temel eğitimde okuyan öğrencilerimize kazandırabiliyor muyuz? Evet.